Sıcacık ağızlara layık. Çayın en yakın dostu, sofraların ise baş tacı börek. Bayram sofranızda sıcacık bir kol böreği olsun istiyorsanız, gelen misafirlere de o börekten ikram etmek istiyorsanız o zaman ekran başına biz sizlere muhteşem bir kol böreği yapacağız. Hem de peynirli, patatesli, kıymalı. Peki bize bunu kim yapacak? Tabii ki Muhammed Usta. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. İlk başta hamur yoğurarak başlayacağız galiba. Bir kilo unumuzu, malzememiz hazır, 2 tane yumurta, birazcık tuz, 600 gram su. Unumuzu açıyoruz. 2 tane yumurtamızı döküyoruz. 25 gram tuz. 1 kilo unun içine. 600 gram su. Karıştırıyoruz. Hazırlanan hamur harcı kulak memesi kıvamına gelene kadar bir güzel yoğruluyor. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürüyor. Evet, Muhammed Usta artık hamurunu hazırladı. Şimdiki aşama ne olacak? Şimdiki aşama beze haline getireceğiz 250 gramdan. Ondan sonra bir 10-15 dakika dinlenecek, sonra birleştireceğiz. Hazırlanan hamur 250'şer gram bezelere bölünüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurları beze haline getirdik. Hamurları beze haline getireceğiz, yuvarlayacağız. Ondan sonra bir yarım saat dinlenmesi lazım. Üstünü yağlayacağız. Yarım saat sonra bunları birleştireceğiz. Üstünü katı yağla yağlıyoruz. Kurumaması için, çünkü beklerse kuruyor. Ve bir süre bekleyen bezeleri birleştiriyoruz. Çipleme işlemine geçiyoruz. Hamurlarımız dinlendi. İçine 50-60 gram katı yağımızı katıyoruz. Birleştirilen hamurlar dinlendi. Şimdi onları açma vakti değil mi? Evet. Şu an 50 mi açılacak? 50 açacağız hamurlarımızı. Hamur açmak dediysek öyle kolay değil. Oklavasız, işte böyle havada çevire çevire. Bunu açmak zor dedik ya. Ne kadar sürede öğrendiniz? Kaç yaşınızdan beri bunu yapıyorsunuz? 6-7 senedir bu işin içindeyim. İçleri bir güzel dolduruluyor kıymayla, patatesle ve peynirle. Daha sonra fırına gönderiliyor. O pişerken bir diğer tarife geçiyoruz. Şimdi Zübeyir Usta ile beraber Murat Usta'nın yanına geldik. Çok güzel bir su böreği tarifi vereceğiz. 1 kilo un, 4 yumurta, 10 gram tuz, maydanozlu peynir. Önce yağlamamız gerekiyor. Önce yağlamamız gerekiyor tepsiyi, tabanını güzel bir şekilde. Ondan sonra baklava hamurundan açılmış olan yüzlük dediğimiz, yüzlük diye adlandırıyoruz biz bunu, atalım bundan. Tepsinin tabanına seriyoruz. Bu düzgün ve güzel çıksın diye tabana. Peki hanımlar bunu nasıl yapabilirler evde? Baklava hamurunu nasıl temin hanımlar edecekler? Hanımlar bunu nasıl temin edebilirler? İster marketten alabilirler, ister de kendileri evde açabilir yufkayı. Yağ sıkıyoruz. Arasına yağ sıkıyoruz. Sade yağ dediğimiz yağdan. Bu şekilde şimdi 4 kat yüzük oluyor. 4 tane yüzük atmış olduk. Yaprak hamurlar üst üste tepsiye diziliyor. Bunu döşlemiş olduğumuz hamurla beraber taban kısmını hazır ettik. Ondan sonra şimdi haşlama bölümüne geçeceğiz. Şimdi aynı hamur mu peki? Aynı hamur, baklava hamuru yine. Makarna gibi kaynamış, içerisine tuz attığımız suya hamurumuzu atıyoruz. Ne kadar kaynayacak peki? Ne kadar kaynayacak? Bir 3-5 dakika kaynayacak. Suya atılan hamurlar bir süre haşlandıktan sonra çıkarılıyor. Soğuk suda yıkanıyor. Temiz bir biz havlu bez üzerine hamurumuzu indirdik. Suyunu çekmesi için havluya koyduk. Suyunu alması için güzelce açıyoruz böyle. Kurulanan hamurlar soslanıyor. Efendime söyleyeyim, yağ var, yumurta var. Bunu, yani bu hamurumuzu marine ediyoruz yani. Döşemiş olduğumuz tepsimizi eşit parçalar halinde kesiyoruz. Yüzük atıyoruz. Biz buna yüzük diye adlandırıyoruz. Hamur sonuçta yine. Ondan sonra şimdi hamurumuzu, haşlamış olduğumuz hamurumuzu eşit bir şekilde her tarafına atıyoruz tepsimizin. Daha sonra peynirle buluşuyor. Maraş peynirimizden
böreğimizin içerisine eşit bir şekilde her tarafına gelecek şekilde atıyoruz. Artık pişirme zamanı geldi. Su böreği fırında değil, ocak üzerinde pişiriliyor. Çıtır çıtır pişen börek sunuma hazır. Uzun uğraşlarla bugün ustalar bizlere su böreği ve kol böreği yaptılar. Bin bir emek harcadılar. Bize de bunları afiyetle yemek düşüyor elbette. İyi bayramlar. Afiyet olsun, iyi bayramlar.